Evim dergisinden yepyeni bir ev turuyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi farklı tarzlarıyla dikkat çeken, özenle dekore edilmiş evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün muhteşem manzarası olan bir ev turu yapıyor olacağız. İstanbul Cihangir'deyiz ve Cihangir'in burası en meşhur sokaklarından biri, Pürteler Sokak. Yaklaşık olarak bir 140 metrekarelik ev turu yapıyoruz. 2+1 bir ev burası, ancak epeyce tadilattan geçmiş. Evimizin turunu bugün mimarımızla birlikte yapacağız. Pozitif mimarlıktan Ebru Tamer'le birlikte yapacağız. Tura başlamadan önce kısacık her zaman olduğu gibi birazcık kendisini tanımak istiyoruz. Ebru Hanım, merhabalar. Merhabalar. Biz her zaman olduğu gibi böyle kısacık evimizin sahibini ya da işte mimarlık firmasından eğer bir temsilci varsa onları tanıyarak başlıyoruz. Sizi birazcık kısacık da olsa tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Ebru Tamer, Pozitif Mimarlığın kurucularındanım. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Bölümünden sonra master'ımı Viyana Teknik Üniversitesi'nde proje yönetimi üzerine yaptım. Bir özel firmada bir müddet çalıştıktan sonra ayrılıp kendi projelerimi yönetmek için mimarlık ofisi açtım. Sevgili dostum, ortağım Mimar Banu Atipoğlu ile beraber 16 senedir çok güzel projelere imza atmaktayız. Şimdi de onlardan birindeyiz. Harika. Şimdi buralar aslında biraz böyle bizim eski İstanbul diye adlandırdığımız, genelde böyle eski nostaljik apartmanların olduğu yapılar. Ancak biz burada sizin epeyce dokunuşlarınızı görüyoruz. Epey kapsamlı bir tadilattan geçmiş bu yapı. Evet. Kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama son derece hoş, sofistike iç hacimlerin altına da imzanızı atmışsınız diyebiliriz. Teşekkürler. Bina aşağı yukarı 1970 yıllarında yapılmış. O zamanı zaten karakteristik unsurlarını içinde büründürüyor. Birçok şey çok hoşumuza gitti ama bazı şeyler vardı ki mutlaka yeni yaşam tarzımıza uydurmamız gereken unsurlardı. Bunların başında mutfağın bulunduğu yer bizi çok rahatsız etti. Bu tip semtlerde, bu kadar yaşı olan binalarda sıkça rastladığımız mutfağın iç çekirdekte yer alması, aydınlığa bakması, hani temiz havaya ulaşımının zor olduğu ve de karanlık bir mekanda olduğu çok olası durumlardır. Biz bunu istemedik, ne yapsak dedik. Tabii ki tesisat, altyapıları ve statik projeleri de göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptık ve mutfağı o iç çekirdekten koparıp dış cepheye kavuşturduk. Evet. Mutfak hemen komşu oda aslında. Evet. Dolayısıyla bu evin bence çok böyle biz içeri girdiğimizde adeta böyle sarsıldık diyebilirim. Çünkü panoramik bir İstanbul Boğazı'na bakan kesintisiz bir manzarası var. Evet. Siz buna mutfağı da dahil etmişsiniz. Evet. Böylelikle aslında evde en çok vakit geçirdiğimiz alanlar olan salon gibi, mutfak gibi alanlar doğrudan denize bakabilmiş. Aynen, çok keyifli bir mutfak oldu. Dediğiniz gibi evin her santiminden muhteşem bir boğaz manzarası görünüyor. Biz de bunu kullanmak istedik. Her mekanı keyifli bir yaşam alanına dönüştürmek istedik. Mutfak da bunların başında geldi tabii. Şimdi salonda böyle neoklasik bir stil var diyebiliriz. Evet. En çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi bence formlar. Formlarda mesela genelde hem kanepelerde hem sehpalarda hep böyle organik yuvarlak formlar tercih etmişsiniz. Evet. Çok akışkan bir görüntü yaratıyor aslında. Aynen. Şu andaki zaten trendlerde formlar biraz daha akışkan, daha amorf formlara doğru gittiğimiz doğrudur. Burada da bir işte new traditional diye adlandırdığımız, yeni geleneksel diye Türkçeleştirdiğimiz bir stilin var olmasını istedik. Bunun iki tane sebebi vardı. Biri bulunduğumuz semt ve buranın dokusuyla ilgili nedendi. Ruhu onu istiyordu. Diğer ikinci sebep de ailenin, ev sahibinin, ailelerinin yıllardır gelen, biriktirerek geldiği bir koleksiyon. İşte mobilyalar, porselen biblolar, resim koleksiyonları. Bunları yok sayamazdık, hepsinden büyülendik. Hepsinin ayrı ayrı öyküleri var. Örneğin şuradaki sehpa Hindistan'dan ev sahibinin dedesi tarafından getirilmiş zamanında. Tabii ki ehil eller sayesinde can buldu tekrardan. Bayağı yorgun durumdaydı.
Diğer taraftan işte İsveç'ten düğün hediyesi olarak anneannesine getirilmiş olan madalyon berjerler var. Onlar tekrar buradaki ustalarla bir elden geçip kumaşlandı, yüzlendi. Resim koleksiyonları var. Bunlar çıtalı duvarları zaten çok severiz. Tam yerini buldu. İşte Fransa'dan gelen bir konsolumuz var. Müzayedede, Fransa'da müzayedede alınmış ve aile koleksiyonuna katılmış. Hani bunlar bizi büyüledi. Bunları görünce dedik ki biz yeni tradisyonel, ki zaten bu yeni geleneksel stil kavramını 2024'te çok sık duyacağız. Çünkü çok sevildi ve çok yükselen stil oldu. Bu evi de o şekilde değerlendirdik. Bize de yeni, güncel, güzel mobilyalarla bunu bir denge içinde harmanlamak düştü. Şimdi duvarlarda böyle grej gibi bir ton görüyoruz. Evet. Grej son dönemlerin bence yükselen tonlarından bir tanesi. Böyle bej ile green'in arasında çok nötr, hoş bir ton. Siz Fransız duvarları bu grej ile birleştirmişsiniz. Ama evin her tarafında tabii bunu bu duvarları yaparak domine etmemeye çalışmışsınız. Örneğin yemek alanının olduğu alanı sade bırakmışsınız. Gerçi orada da son derece aslında böyle öne çıkan tablolarımız var yine. Yemek masası sandalyelerinde de galiba biraz antik vurgular var diye düşünüyoruz. Bunları birazcık sizden dinlemek isteriz. Aynen öyle. Büyük ana mobilyalarımız daha çok kaza mobilyadan seçtik. Yemek masamızda da ben büfenin detaylarına bayılıyorum. Harika bir mermer tablası var. Bu bizi gerçekten cezbetti ve bu takımı seçmemiz gerektiğini oradan başladık. Yemek masası çok büyük sayıda davetler veren bir ev sahibimiz var. Ağırlamayı çok seviyor. Zaten bugün de soframızı böyle bizim için güzelce, çok zarif bir şekilde döşemiş. Üzerine aydınlatma olarak yine ailenin kendi sahipliğinde bulunduğu çok şık klasik şandalye tarzında iki tane aydınlatmamız var salonda. Kristal avizeler bunlar. Evet, bir dönemlere aslında bence hala moda. Yerini zamansız koruyor diyelim. Gerçekten zamansız ürünler. Hani bunları göz ardı edemiyorsunuz. Bir şekilde yeniyle güzel harmanladığın zaman çok hakikaten harika bir ortam çıkıyor. Şimdi evin bütün odalarını boydan boya tarayan bir terastayız. Yani buraya balkon demeye pek dilim varmadı. Bu balkondan biraz daha fazlası. Hele ki böyle bir manzarası varsa, yani şuradan baktığımda ben Ortaköy Camii'ne kadar görüyorum. Tam karşımızda Kız Kulesi, Üsküdar var mesela. Orası gerçek anlamda böyle bir İstanbul evinin hakkını veren bir teras bence. Kesinlikle haklısınız. Yani burada sadece manzara yok. Aynı zamanda martıların sesini duyuyorsunuz, boğazın kokusunu alıyorsunuz. Yani ne çok yakın ne çok uzak. O kadar yaşayan bir teras ki. Onun için burayı çok iyi düşünmeye çalıştık. Yaşam senaryosunu çok iyi irdelemeye çalıştık. Bizden istenen şey, biz burada keyif yapalım. İşte burada bir bar konsepti olsun, içeceklerimizi alalım. Akşam veya gündüz burayı her şekilde kullanalım. Güzel kahvaltı sofraları kurabilelim. İlla ki bir tam bir masa konsepti olmasına gerek yok dediler. Herkes manzaraya dönük baksın dediler ki çok da güzel bir karar oldu bu. Sandalye ve masalarımızı Snok'tan aldık. Çok da isabetli olmuş çünkü hem dış ortama çok dayanıklı hem de çok estetik ürünler. Yine arka tarafta görürsünüz küçük minik bir oturma grubu. İşte sabahları kitap okumak, işte akşamları şöyle bir başını dinlemek isteyen aile üyeleri için çok güzel bir kaçış mekanı oldu. Harika. Burayı hiç bırakmak istemiyoruz. Ama bence çok şık olduğunu düşünüyoruz. Mutfak da bir harika. Onu da biraz sizden dinlemek isteriz. Tabii ki. Şimdi mutfaktayız. Böyle tebeşir yeşili gibi ya da işte birazcık daha belki mentol yeşili gibi bir ton bizi karşıladı. Modern country'ye böyle yakın bir stili var. İkisi birleşince renklerle stil. Bence muhteşem bir atmosfer olmuş burada. Teşekkürler. Evet, mutfağımız mint yeşili. Bu yeşili ev sahibimiz çok istedi. Biz de zaten çok severek kullandık. Biraz country olsun istedik ama diğer taraftan da çok ağır bir klasik havayı buraya gitmek istemedik. Onun için İskandinav country karışımı diyorum. Hoş bir mutfak oldu, kullanışlı oldu. Bir kahve istasyonu yaptık. İşte bütün çay ve kahve fonksiyonlarını bir araya getireceği bir küçük tezgah parçası var. Bu
Bu bistro köşeler son dönemlerin çok popüler tercihlerinden biri. Evet. Eğer mutfak mesela burada kare bir yapı var mutfakta. Bence kare mutfaklar çok şanslı. Evet. Hem çok havadar görünüyor hem de böyle keyif köşelerine de izin veriyor aslında. Aynen öyle. Biz tamamen askı dolap kurgusunu istemedik. Çünkü hani bilhassa bulaşık yıkanan yerin hani üstünün biraz ferah olması tercih ettiğimiz bir unsur ben oldu. Ben buna dolapsızlık özlemi diyorum. Evet. Çünkü evet. Şimdi biz aslında maksimalist bir milletiz biraz. Dolayısıyla bizim eşyamız çok oluyor. Evet. Bu tip şeyler çok cesaret istiyor ama siz burada göstermişsiniz. Gerçek manada çok havadar görünüyor hakikaten. Evet. Yani boğmak istemedik. Hemen girişte bir dolabın üstünüze gelmesi bütün havayı bozacaktı. Biraz detoks gerekiyor galiba evlerimize. Hepimizin ara sıra ihtiyacı arada yapmakta fayda var. Harika. O zaman şimdi birazcık antreden de bahsedeceğiz. Orada çünkü sizin müthiş fikirleriniz olmuş. Hatta orada çok çok şık bir banyo da var. Birazcık ona da göz atacağız. Tamam. Ondan sonra diğer odalara geçeceğiz. Tabii. Duvarların olmadığı evleri ben her zaman çok seviyorum. Müthiş bir şey. Yani böyle aslında çok pratik olmadığı söyleniyor ama yine de inanılmaz bir ferahlık yaratıyor. Mesela burada salona doğru girerken bizi bir raf sistemi, bir separasyon sistemi gibi bir sistem karşılıyor. Burada bir duvar yok, bir kapı yok. Yani çok güzel değil mi? Kesinlikle çok güzel. Biz de onu zaten hedefledik. Yani salonu kapatmaya ve hani orada kapalı bir hacim yaratmaya gerek olan bir yaşam senaryoları yoktu ev sahibinin. Dolayısıyla hani biz açıklık ve ferahlıktan yanayız. Harika bir antredeyiz. Kocaman bir antre ama burayı kapı duvar, kapı duvar yaptığınız zaman o görselliği alamıyorsunuz. Onun için hani biraz sanat eserlerimize yer verecek şekilde partisyonlar da yapıp bunu böyle bir akıllıca değerlendirip yeterince açıklık yaratmaya çalıştık. Hı hı. Zaten girdiğiniz zaman da o şeyin içinden geçerek hani tak gibi bir şey yaptık. İçinden geçerek geçmek çok hoşluk veriyor insana. Aynı zamanda da yine koleksiyonu sergileyecek bir takım köşecikler oluşturmuş olduk. Evet. Terazo zeminler burada da dikkat çekici. Evet, ama buradaki orijinal. Ama buradakiler biraz farklı. Evet, aynen öyle. Bu bize bir sürpriz oldu. Evin işte buralar hep laminat parke dediğimiz bir parkeden kaplıydı. Onu istemiyorduk zaten. Çıkarıp atınca altından bu çıktı. Biz böyle büyülendik. Hakikaten çok sevdik. Hemen ev sahibimizle görüştük. Onlar da çok sevdiler. Ve birkaç küçük onarım ve güzel bir silimle acayip güzel enerjisi olan bir mekan yaratıldı. Onları çok seviyoruz gerçekten. Evet. Ruhuna çok hitap ediyor buranın. Evet. Şimdi aslında biraz karışık bir desenmiş gibi, koyu renklermiş gibi ama hiç öyle olmuyor. Neden? Çünkü burada bir kapı olmadığı için evet. Ve ev zaten yani gün ışığının dans ettiği bir ev olduğu için ve sonra siz burada böyle aynalı bir duvarın içine gömme bir sistem oluşturduğunuz için burası çok aydınlık bir karşılama evet. alanı olmuş. Aslında buralarda bir kapı vardı. O kapı da bizim burada istemediğimiz mutfağımız açılıyordu. Evet. Biz hem ve yine portmantoya yer yoktu yani. Her yer kapı duvar, kapı duvar. Kocaman bir antre ama portmantosuz bir ev düşünebilir mi? Mümkün değil. Evet. Onun için biz dedik ki madem mutfağı buradan o tarafa doğru alıyoruz. Buraya bir portmanto alanı yaratalım. İşte arkasında bir çamaşır ve ütü fonksiyonlarını içinde büründüren bir çamaşırhane yaratalım. Hatta misafir tuvaleti şimdi birazdan göreceğiz. Bizim ev sahibimizin ilk başta bir isteği vardı. Lütfen çok vurucu ve akılda kalıcı bir misafir tuvaleti istiyorum demişti. Bu hep aklımızdaydı. Öyle de olmuş. Çok sevindim. Son ama derece bir de banyo iri desenli duvar kağıtlarıyla böyle evet. Wow etkisi evet, yaratan gerçekten. Bir banyo. İçine bir de küçük duş koyabilir miyiz dediğinde eyvah biz bu vuruculuğu o duşla beraber nasıl sağlarız diye düşünmüştük ama galiba güzel çözmeyi başardık. Burada biz önce bir şeyle başladık. Hani Dravit'in 1930 serisi var. İşte lavabosu, klozeti falan zaten çok severiz. O böyle bir ikonik geldi oturdu. Üzerine işte lot duvar kağıtlarından böyle çok enerjisi yüksek, güzel yeşilli doğayı oraya taşıyan güzel bir kağıt bulduk. Ondan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Zaten o yeşile uygun seramiklerle yani falan. Yani bir de şöyle nefti yeşille metalikleri de, sıcak metalikleri de buluşturduğunuz evet, evet. için zaten evet. başlı başına böyle dramatik bir etki yaratıyor. Evet, eskitme pirinçtir. O gerçekten çok bizi vurguladı. Hani orada yapmak istediğimiz havayı vurguladı. Evet. Sonuç güzel oldu. Biz de çok sevdik. Ev sahibimiz de çok mutlu oldu. Harika.
Şimdi yavaş yavaş uyku alanına doğru gideceğiz. Tamam. Yatak odasıyla başlıyoruz. Güzel. Şimdi biraz böyle bana Provence havası gibi bir hava estirdi. Yine antika detayların da çok böyle ustalıkla yer aldığı bir yatak odası burası. Evet. Çok nötr renkler ama bir taraftan böyle romantik, zarif de. Dolayısıyla enerjisi çok güzel olmuş bu odanın. Evet, burası ev sahibimizin zarifliğini içinde büründürüyor gerçekten. Böyle floral bir etki olmasını istedi. Biz de bu duvar kağıdı bulduk, çok da sevdik. Bunu böyle bir bütün olarak da kullanmak istemedik. Biraz parçaladık, daha böyle bir hoş durdu. Yatağımızı çok severek almıştık. Kasadan aldığımızı hatırlıyorum. Çok cici bir yatak. Onlar da severek kullanıyorlar. Bir çalışma masamız var. O da işte ailenin yıllardır herhalde yine antika değeri olan çok hoş bir parça. Onu da burada kullanmak istedik. Çünkü zaten böyle bir hani kaçış noktası, işte iki bilgisayarımı açayım bakayım manzaramda olsun falan. Tam çok tatlı bir çalışma yani köşesi oldu. Yani burada insan çalışmalara doyamaz. Aynen öyle. Bu çalışmanın bir tık ötesine taşınır diye düşünüyorum. İlham dolu bir deneyim için harika bir köşe. Çok keyifli çok kullanıyorlar. Çok da güzel böyle bir sallanan sandalye var. Haziran detaylı. Tam kitap okuma köşesi. Bu Haziran detaylar da bence çok şu anda ustalık zaten taşıyor. Yani çok, evet, çok tabii eski bir parça evet. O. Yani gerçek Haziran zamanında işte moda olduğu zamanlardan yapılmış ve çok ikonik bir parça. Çok hoş. Üzerine hiçbir döşeme veya bir minder bir şey koymanıza gerek yok. Çok da rahat. Ben kendi de oturup bakmıştım. Ama şu anda zaten yükselmiş bir trend Haziran ve çok sevilerek kullanılıyor. Dolayısıyla burada onu kullanmak bizim için ayrı bir hoşluk oldu. Dolaplarımız daha böyle yine romantik havanın konturlarını taşıyan, işte eskitmelerin olduğu kupları, detayları, çizgileri, o hep o floral ve romantik havanın detaylarını taşıyan hoş dolaplar oldu. Biraz metraj olarak da büyük olsun istedik çünkü evet. Depolama alanımız gerçekten önemliydi. Bu gerçekten çok fonksiyonel. Aslında kendisi çok büyük ama zaten giysi dolabı sadece bu da değil. Yani burada bir giysi odamız da var aslında evet. Bizim. Böyle bir koridor gibi içeri doğru böyle şaşırtıcı bir alan gidiyor. Aynen öyle. Bitiminde de hatta banyo şimdi var. İçeride kalan sevmediğimiz mutfak var ya, onu kırptık kırptık. Bir kısmını da giysi odası yapmıştık. Gerçekten çok işe yaradı bizim için. İşte bay bayan kullanımlarına ait olarak işte uzun askılar, kısa askılar, bunların hepsi etüt ediliyor ve ona göre custom made burada özel yapım olarak kondu. Bu arada yine burada da böyle bir aslında evin geneline yayılan bir yapı tercihi var. Burada da bir kapı yok. Yani alışılagelmiş bir kapının dışında kayar böyle gizli bir kapı sistemi var. Biraz hani barn door dediğimiz o ağır kapılara da benziyor. Ama tamamıyla siz onu gömmüşsünüz bir kasanın içine. Dolayısıyla yine böyle hani kapısız bir böyle evet. Bütünsel bir görünüm oluşturmuş. Evet. Kapılar tabii varlıkları ya, açılıp kapanıyorlar. Evet, iyi ki varlar ama sirkülasyon alanlarını çok bölüyorlar. Dolayısıyla biz böyle bir hani pocket door dediğimiz iki duvar arasına giren kapı sistemini çok seviyoruz. Çok da kullanıyoruz. Burada da bize çok büyük kolaylık sağladı. Çünkü tamamen açık bir mekansal bölünmezliği de çok istemediler. Hani bir giysi tarafı da bir bölünebilsin dediler. Onların tercihleri buydu ama çok da doğru bir tercih oldu. Güzel de bir çözüm oldu. Zaten giysi odasının devamında da banyoya ulaşıyorsunuz. Onun için ara bir kapının varlığı iyi oldu. Çok derinlikli bir yapı gerçekten. Yani mesela ben çok şaşırdım. Yatak odasına girdiğimde bu kadar derin böyle bir koridor boyunca bir giysi odası, bir banyo uzanıyor. Dolayısıyla bence çok çok fonksiyonel olmuş diyebilirim. Yani sürprizli bir yer oldu bizim için. Biraz o aydınlık tarafında da daha önceden binanın o çekirdek aydınlığından alınan bir bölüm vardı. Bizden önceki herhalde tadilatta alınmıştı. Orayı da nasıl değerlendiririz derken bir ebeveyn banyosu da oralardan çıktı. Bizim için çok pozitif oldu. Zeminlerde de yine
O bu eski parkeleri görüyoruz. Evet, burada evet. Burada da galiba böyle bir çok değişiklik yapmaya gitmek istememişsiniz. Burada orijinal meşe balık sırtı parke vardı. Bunlar artık hani hakikaten ustası bile zor bulunan eski parkeler. Fakat o kadar eski değildiler ve çok iyi bakılmışlar, çok iyi durumdaydılar. Biz de şöyle bir küçük bir onarımla bunu tutmak istedik. Biz çok seviyoruz bunu, ev sahipleri de çok sevdi. Bir tek salonda parke değişimi yaptık. Diğer taraflarda gerek kalmadı. Hı hı, çok güzel. Evet, bir ev turumuzun daha sonuna geldik ne yazık ki. Biz ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık demek istiyoruz. Çok teşekkür çok ederiz. Çok keyifli bir mekan oluşturmuşsunuz. Çok kullanışlı ve çok şık gerçekten. Biz de evimle ev turunu her zaman çok keyifli yapıyoruz. Bir keyifli proje de buydu sizinle. Biz teşekkür ederiz. Evim dergisiyle bir ev turunun daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesini tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşça kalın.